Sevgili dostlarım merhabalar. Nasılsınız? Tekrar sizlerle beraber bir canlı yayında daha Rabbimizin lütfuyla, onun sevgisiyle, onun güzelliğiyle bir arada olmak ne güzel, ne kadar onur verici, mutluluk verici benim için. Beni evinize konuk ettiğiniz için, davet ettiğiniz için, kabul ettiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Nasılsınız bugün? Hayatınızda neler oluyor? O kadar merak ediyorum ki, o kadar dua ediyorum ki sizin için. Bu programa başlamadan önce bu programı seyredecek seyircilerim için dua ediyorum. Beni evlerine davet eden seyircilerim için dua ediyorum ve diyorum ki Rabbimin kutsal ruhu onların gönül gözünü açsın. Kutsal ruh onların evlerine doldursun, kalplerine dokunsun. Onlara anlayış yeteneği versin, anlayış versin ve gerçeği bulmak için, gerçek Rabb'a, gerçek Allah'a yönelmek için onların içinde bir açlık, bir susuzluk, bir istek yaratsın. Sizi bugün sevgiyle kucaklıyorum. Bugün her zaman olduğu gibi bu akşam kalpten kalbe ruhani konular hakkında konuşacağız. Sizinle başından geçmeyen, kalbimde olmayan hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Sadece elime bir kağıdı alıp size okumak istemiyorum. Bu söyleşilerimiz hep kalpten kalbe. Sizler için dua ediyorum ve bu programımızda da hasta olanlarınız için, hasta yakınları olanlar için dua etmek istiyorum. Çok sevgili bir arkadaşımın bir oğlu var. 21 yaşında şu anda hastanede. Kalbinde büyüme var ve akciğerlerinde su toplama var. Ve doktorlar 5 gün önce bu genç evladımız için ümidi kesmişlerdi. 5 gün önce annesini babasını hastaneye çağırıp acil serviste oğlunuzu son kez görün demişlerdi. O gece arkadaşımla ikimiz ve dua ekibimiz hiç uyumadık. Sürekli dua ettik bu genç delikanlı için. Ve hayati tehlikeyi bugün atlattığının haberini aldık. Rabbimize şükürler olsun. Onun güzelliği, onun lütfu, onun şifa veren eli sayesinde bu genç kardeşimiz, bu genç çocuk ismi Eren hayati tehlikeyi atlattı. Bugün şu anda hala hastanede sizinle şifa için, ailenizde de hasta olanlar için, vücudunuzda da şu anda eğer herhangi bir hastalık varsa, herhangi bir ağrı varsa programımı şifa için dua ederek açmak istiyorum. Rabbim bir yağmur gibi, bir sel gibi şifasını üzerinize yağdırsın şu anda. Lütfen ellerinizi benimle kaldırın. İmanla, bakın imanla hiç şüphe edilmeden edilen dua her zaman kabul olur İsa Mesih adına. Onun güzel eli, onun şifa veren eli, ruhu size dokunsun şu anda. Ve Eren'e de şu anda dokunsun hastanede. Yüce Rabbim sana şükürler ediyoruz. Senin lütfun için sana şükrediyoruz, sana teşekkür ediyoruz. Sana övgüler olsun. Sana övgüler sunuyoruz, seni yüceltiyoruz. Sensin bizi yaratan. Senden başka bir Rab yok. Senden başka bir ilah Allah yok. Biz bugün sana gözlerimizi çeviriyoruz. Bütün sorunlarımızın üstündesin, bütün hastalıklarımızın üstündesin. Sen şifa veren elinle İsa Mesih adına Eren'e dokun ya Rabbim. Sen İsa Mesih adına ekrandaki seyircilerime ve onların hasta yakınlarına dokun ya Rabbim ve onları iyileştir. Senden bir tek diliyoruz ve sana güveniyoruz ve sana şükrediyoruz bizi iyileştirdiğin için. Amin, amin. Sevgili dostlarım bugün her zaman olduğu gibi çok güzel bir konuyu konuşacağız. Her hafta düşünün, umarım siz de çarşambadan çarşambaya sadece ruhani gıdanızı almıyorsunuz. Çünkü vücudumuz nasıl beslenmeye ihtiyaç duyuyorsa sizin ruhunuz da, ruhani hayatınız da beslenmeye ihtiyaç duyuyor. Umuyorum her gün ellerinizi Rabb'a kaldırıyorsunuz. Her gün ona şükrediyorsunuz. Her gün onu sevdiğinizi söylüyorsunuz ve ona yaklaşmak için, onu bilmek için, onu daha iyi tanımak için, onunla dost olmak için istek duyuyorsunuz, dua ediyorsunuz. Onu kalbinize çağırıyorsunuz İsa Mesih adına. Hiç kimse, hiç kimse bu dünyada sizin için kanını vermedi, dökmedi, sizin için canını vermedi. Bugün konuşacağımız konu, hayattaki problemlerinize, hayattaki sorunlarınıza, hayata nasıl cevap veriyorsunuz?
Nedir cevabınız karşınıza çıkan engellere karşı? Karşınıza çıkan düş kırıklıklarına karşı verdiğiniz cevap nedir? Bu canlı yayınımızda şu anda telefonlarımız açık. Bizi arayabilirsiniz. Hiç çekinmeden arayabilirsiniz. İsminizi bile vermek zorunda değilsiniz. Aradığınız zaman arkadaşlarımıza söyleyin. Ne istiyorsanız Rab'dan diliyoruz, beraber dua edeceğiz. Eğer ruhani bir şey istiyorsanız beraber dua edeceğiz. Paylaşmak istediğiniz bir şey varsa bunu herkesle beraber saygı sınırları içinde paylaşmanıza izin vereceğiz. Dua edeceğiz. Hastaysanız, bir derdiniz varsa Işık ablayı arayın. İsa Mesih adına beraber dua edelim. Rabbimizden isteyelim. Çünkü cevap bende değil. Cevap Rab'da. Cevap kutsal ruhta. Bizi yaradan, her şeyimizle bizi tepeden tırnağa bilende. Ayet diyor ki, saçınızdaki her teli biliyorum diyor. Oturuşunuzu, kalkışınızı biliyorum. Kafanızdaki düşüncenizi biliyorum. Ağzınızdan bir söz duaya dökülmeden önce onu biliyorum. Sizi seviyorum. Benim için önemlisiniz. Benim umrumdasınız diyor. Ve bugün biz nasıl cevap veriyoruz karşımıza çıkan sorunlara karşı? Size sormak istiyorum. Bazen doludan kaçarken, yağmurdan kaçarken doluya tutuluyoruz. Bazen bazı musibetlerden, bazı problemlerden kaçarken daha büyük problemlere yakalanıyoruz. Ben kendi hayatımdan biliyorum. Evimde mutsuzum, ailemle mutsuzum dedim, evden kaçtım. Daha büyük bir musibete yakalandım. O kadar kötü bir evlilik yaptım. Acı çektim, ağladım. Dövüldüm, sövüldüm. Her şey, her kötü bir şey evlilikte gelebilecek başıma geldi. Niçin? Çünkü yağmurdan kaçarken doluya tutuldum. Siz nasıl cevap veriyorsunuz davranışlarınızla, sözlerinizle, konuşmanızla? Sürekli şikayet mi ediyorsunuz? Sürekli ağlıyor musunuz, dövünüyor musunuz, yanlış şeyler mi yapıyorsunuz? Yoksa her probleminizde ellerinizi Rabbinize açıp, Rabbim benim yardımcım sensin, bana yardım edecek sensin, beni koruyacak sensin, bu sorundan beni kurtaracak sensin, önümdeki dağları kaldıracak sensin. Masama yemeğimi, ekmeğimi koyacak, bana iş verecek, kapılar açacak sensin mi diye cevap veriyorsunuz. Rabb'a güvenin sevgili dostlarım, Rabb'a güvenin. Geçenlerde gazetede okudum. Küçük bir kız çocuğu kaldırımda yürürken bir köpek havlıyor. Saldırgan bir köpek geliyor çite doğru ve kız çocuğu korkuyor ve caddeye atlıyor. Araba çarpıyor ve ölüyor. Allah yüce Rab ailesine sabır versin. İki bayan yağmurun altında, yine gazetede. İki bayan yağmurun altında, yağmur yağmaya başlıyor, sağanak yağmur. Yağmurdan kaçıp bir ağacın altına giriyorlar. Ağacın altında sığınak arıyorlar. Şimşek çakıyor. Ölüyorlar. Bazı şeylerden kaçarken hayatta yanlış yöne kaçtığımız için, doğru yöne koşmadığımız için, doğru kişiye sığınmadığımız için, yanlış yönlere gittiğimiz için ya da şeytan tarafından ayartıldığımız, şaşırtıldığımız için daha büyük belalara, daha büyük musibetlere, daha büyük bizi enkaz haline getirecek, hayatımızı bitirecek, köreltecek, yaşama sevincini içimizden alacak olaylarla karşılaşıyoruz, olaylarla yaşıyoruz. Fakat bugün sizi davet etmek istiyorum. Sorunuzun cevabını, sorununuzun cevabını, probleminizin cevabını Rab'da arayın. Rab'dan isteyin. Neyse, her neyse kalbinizdeki. Çoğumuz çocukluğumuzu hatırlarız. Çocukluğumuzda başımıza geçenler hayatımızı neredeyse şekillendiren olaylardır. Kişiliğimizi, karakterimizi, huyumuzu, davranış biçimimizi, ruhumuzda, duygusal hayatımızda olanları şekillendiren olaylardır çocukluğumuzda yaşadıklarımız. Değil mi? Psikoloğa insanlar gidiyorlar. İlk nereden başlanıyor? Çocukluğunuzdan başlayalım. Neden? Çünkü ağaç yaşken eğilir. Ağaç küçükken eğilir. Küçük bir çocuk daha hayata başlarken ona verilen her şeye inanıyor. Ona söylenen her söze inanıyor.
Belki siz kötü şeyler söylenerek büyüdünüz. Kötü bir ev ortamında büyüdünüz. Kötü şeyler gördünüz çocukluğunuzda. Fakat bugün ben size söylemek istiyorum ki Rabb'in mesajını size iletmek istiyorum ki. Rabb ne yaşamış olursanız olun çocukluğunuzda. Cevabı, problemlerinizin cevabını onda aramanızı istiyor. Ona yönelmenizi istiyor. Sürekli çocukluğunuzu, sürekli anne babanızı suçlamanızı istemiyor. Sorumluluğunu almanızı istiyor hayatınızın. Büyümemizin, olgunlaşmamızın bir göstergesi de sorumluluğu üzerimize almaktır. Nasıl cevap veriyorsunuz bütün hayattan çektiklerinize? Bazen öyle insanlarla karşılaşıyorum ki hayatta çekmişler, çok çekmişler, çok üzülmüşler, çok bedbaht olmuşlar. Ve sanki herkes, bu dünya, Rab onlara bir şey borçluymuş gibi davranmak zorunda görüyorlar. Zannediyorlar ki bütün dünya, herkes onlara bir şey borçlu. Herkes onları zengin yapmak zorunda. Herkes onlara acılarını unutturmak zorunda. Tamam, bir konuda kurban edilmişler, bir konuda tacize uğramışlar. Hayatları kötü geçmiş, çocuklukları kötü geçmiş. Fakat oradan kurtulamıyorlar. O batakta yaşamayı, o çamurun içinde debelenmeye alışmışlar. Onu hatta seviyorlar bile, kucaklıyorlar bile acılarını. Başlarına gelen tacizleri bırakmak istemiyorlar. Hayata verdikleri cevap kızgın. Hayata verdikleri cevap öfkeli. Kendi başlarına gelenlerden dolayı. Fakat Rab bugün diyor ki, ben seni sadece dışarıda iyileştirmek istemiyorum. Sadece vücudunu iyileştirmek istemiyorum. Kafanı da iyileştirmek istiyorum. Kalbini de iyileştirmek istiyorum. Hayatını değiştirmek istiyorum senin. Bakış açını değiştirmek istiyorum. Ve problemlerine vereceğin cevabı değiştirmeni istiyorum. Sürekli bedbaht, sürekli karamsar, kötümser, negatif olmanı istemiyorum. Çünkü neler yaşamışsak bunlar bizi değiştiriyor. Bunlar bizim negatif, olumsuz veya olumlu olmamıza etkide bulunuyor. Ve Rab diyor ki ben senin benim ağzımdan, benim ruhumla, kutsal ruhumla sorunlarına, problemlerine cevap vermeni istiyorum diyor. Bazılarınız o kadar bana yazıyorsunuz, o kadar öfkelisiniz. İçinizde o kadar birikmiş bir kızgınlık var ki. Bu insanlara karşı sevgisizliğinize sebep oluyor. Daha insanları bazen gördüğüm zaman, tanıştığım zaman, telefonda konuştuğum zaman hissediyorum. İçlerindeki sevgiyi, içlerindeki kızgınlığı. Bazen o kadar boş kızgınlıklar, o kadar boş öfkeler var ki. Çoğunuz sanki bir mayın gibi dolaşıyorsunuz. Kim size çarpsa patlayacaksınız. Bana yazıyorsunuz içinizdeki öfkeleri, içinizdeki kızgınlıkları. Rab bunları biliyor. Bunların kökenini biliyor. Bunların kökünün nereden kaynaklandığını biliyor. Ve bugün ben dua ediyorum İsa Mesih adına. Onun kutsal ruhu bu olumsuz yaşadığınız bütün olayları kökünden kalbinizden tutsun. Dışarıya atsın. Kökünden kurutsun. Bütün bu hayatınızı olumsuz yönde etkileyen ve geleceğinizi etkileyecek, çocuklarınızı etkileyen, eşinizi, evliliğinizi etkileyen olayları Rab bugün ortadan kaldırsın, silsin. Hatta hafızanızdan bile. Hatta öyle bir hissedin ki bu konularda düşünün ve deyin ki sanki bunu hissediyorum. Bakın bu bana olmuş bir şey. Sanki başkası yaşamış gibi konuşuyorum. Başıma gelenleri anlatıyorum ama artık bende bir etkisi yok. Bakın Rab bunu benim için yaptı. Sizin için de yapabilir. İsa Mesih ile tanıştığım anda, İsa Mesih'i kalbime çağırdığım anda, onun benim için öldüğünü ve dirildiğini kabul ettiğim anda, o kutsal ruhu vasıtasıyla bütün geçmişimi sildi. Beni sanki bir sütten çıkmış gibi, bir pamuk gibi bembeyaz yaptı. Yine hata işlemiyor muyum? Tabii ki işliyorum. Yine kusurlarım yok mu? Tabii ki var. Problemlerle karşılaşmıyor muyum? Her gün. Bir yaprak gibi gelen problemler sizi oradan oraya savurmak zorunda değil. Savrulmak zorunda değilsiniz her gelen problemlerle. İçinizde bilek güreşi yapıp savaşmak zorunda değilsiniz.
Bugün Rab size bu huzuru vermek istiyor bu mesajla. Bugün o huzurla, Rabbin huzuruyla olaylara ve problemlere cevap vermenizi istiyor. Rabbin huzuruyla eşinize, size ters konuştuğu zaman cevap vermenizi istiyor. Bunu İsa Mesih'in hayatında görüyoruz. Onu Ferisiler, din bilginleri, insanlar köşeye sıkıştırmak istedikleri anda o ne yaptı? Sürekli, sürekli değiştirdi. Sürekli babasına yöneldi. Sizinle Eyüp'ün hayat hikayesini konuşacağız kısa bir aradan sonra. Lütfen bizden ayrılmayın. Sevgili dostlarım, şu anda gülüyorum çünkü bir ara vermek zorunda kaldık ve nasıl insan kendi bir mesajı veriyorsa Rab'da hemen Rab sizi sınava tabi tutuyor. Hemen teste tabi tutuyor. Ara vermek zorunda kaldık çünkü mikrofonumun arkada kordonu düşmüş. Hemen dediler bir ara vereceksin. Yani burada bile hayattaki problemlere karşı nasıl davranacağımın sınavını vermiş oldum. Sonra tam size müzik çalarlarken, tam ara programı gösterirlerken burada tamam dediler, mikrofonun her şeyin çok iyi çalışıyor. Bu sefer arkadaş burada bütün kağıtlarını, kalemlerini, her şeyini bırakıp gitti. Ben apar topar onları toplayıp kutsal kitabın altına koydum. Yani Rab nasıl bizi hemen sınava tabi tutuyor değil mi? Nasıl hayattaki karşımıza çıkan problemlere cevap vereceğiz? Bazen gülmemiz gerekiyor. Çünkü iblisin bizi kışkırtmasına izin vermemeliyiz. Şu anda bir dostumuz arıyor İskenderun'dan. Hakan kardeşim, beni duyuyor musunuz? Evet Işık abi, sizi duyuyorum. Özür dilerim, sizi beklettik çünkü mikrofonum düştü. O yüzden evet, Bekletmek durumunda kaldık. Nasılsınız? Hiç sorun değil. Rabbe şükür olsun, çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. İlk önce Rabbe ve sonra size teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten kutsal ruhun ateşiyle harika bir şekilde Türk ulusuna sesleniyorsunuz. Teşekkür ederim. Rab sizi daha da çok bereketlesin. Çok teşekkür ederim. Sizi de Hakan kardeşim değil mi? Amin. Amin. Evet, amin. Ne paylaşmak istiyorsunuz bugün kardeşim? Söyleyin. Kısaca hemen söylüyorum. Bir kız arkadaşım var. Altın özünden. İsmim Pola. Yaklaşık 8 aydan beri görüşüyoruz. Ve çok yakalarak dua ediyoruz. Rab bizi gerçekten çok farklı bir şekilde bize kendini gösteriyor. Ama ne yazık ki babası aşırı bir ortodoks. Evet. Ve bizi inanılmaz şekilde üzüyor, engelliyor. Ve biz bunun için çok büyük bir şekilde dua ediyoruz. Evet. Ve elimizden geldiği kadar herkese paylaşıyoruz. Öyle ki şeytanın karşısına daha güçlü bir şekilde çıkabilirim. Çünkü o şu an gerçekten kötü ruhun etkisi altında. Ama biz iman ediyoruz çünkü her Mesih imanlısı sadık kaldığı sürece, sadakatle yaşadığı sürece sonunu biliyordur. Her zaman zaferliyiz. Buna iman ediyoruz. Amin. Ve biz de biliyoruz ki Rab'be güveniyoruz. Sonumuzu biliyoruz. Biz evleneceğiz. Ama ne yazık ki bu gibi durumlar bazen bizi de gerçekten üzüyor. Bazen sıkılıyoruz. Evet. Bazen Rab'be kızıyoruz. Acaba Rab bizi unuttu mu diye.
tabii ki yüreğimizde böyle bir düşünce yok ama biz sizinle bunu paylaşmak istedik çünkü daha güçlü bir şekilde şu an belki bizi çok kişi izliyor, belki bizimle evet. birlikte çok kişi dua edecek. Evet, edeceğiz. Buna gerçekten çok ihtiyacımız var. Bunun için dua ederseniz ve her zaman bizi dualarınızı anarsanız çok sevineceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki anacağız. Şimdi beraber lütfen hatta kal Hakan kardeşim. Tahmin ediyorum nişanlın sevdiğin kız yanında mı acaba? Sanki yok, sesini mi duyuyor? Aramızda 1,5 saat var ama o da bizi şu an izliyor. İsmi Pola. İzliyor tamam. O da evet. inanıyorum şu anda ellerini açıyor bizimle beraber değil mi? Amin. Bak evet. siz iman ediyorsunuz. İsa evet, Mesih önünüzdeki engelleri kaldıracak. Bu Amin, yaşadığınız bir sınav sizi olgunlaştırmak için. Birbirinizin evet. değerini, evliliğinizin değerini daha iyi anlamanız için verilen evet. bir sınav. Aynı zamanda ne olursa olsun onun babası olduğu için ona gösterilecek saygı da değil mi? Bir sınav. Evet. Çünkü kutsal kitap ne diyor? Anneyi babayı onurlandırmamız lazım diyor. Siz kaçabilirdiniz, evet. yanlış bir şey yapabilirdiniz, yapmadınız. Bugün evet. siz neyi seçiyorsunuz? Dua ederek Rabbin önünüzdeki evet. Rabbin önünüzdeki duvarları kaldırmasını istiyorsunuz. Bakın Amin. Buradan ben de seyircilerime seslenmek istiyorum. Bana bazen soruyorlar, hatta yazı göndermiş birisi. Demiş ki Protestan hanım, hiçbir denominasyona ait değilim. Bu kutsal kitapta hiçbir denominasyon, Katolik'ti, Ortodoks'tu, Protestan'dı, böyle bir şey yok. Bunların hepsi insanlar evet. tarafından çıkarılmıştır. Ben İsa Mesih'in takipçisiyim. Ben İsa Mesih'in öğrencisiyim. Hepimiz Rabbin bir yarattığı bir kuluz ve iblis bizi ayırmak istiyor. Aramıza duvarlar örmek istiyor. Hiçbir ideolojiye, hiçbir yöne bağlı olmamamız lazım. Bağlı olduğumuz bir tek şey var. O da Rabbimiz. Onun Amin. İçin şu anda ellerimi açıyorum Hakan kardeşimle ve onun sevdiği kızla ve bizi seyreden milyonlarca İzleyicimiz, imanla ellerimizi açıyoruz ve diyoruz ki Yüce Rabbim, sana önce şükrediyoruz. Sana sevgi için şükrediyoruz. Çünkü tamam. bize gerçek sevgiyi öğreten sensin. Bize gerçek sevginin tohumlarını atan sensin. Bize gösteren sensin gerçek sevgiyi. Biz senin gibi sevmek istiyoruz ya Rabbim. Biz senin yolunda yürümek istiyoruz. Ve bugün sana geliyoruz. Sensin bizim kalemiz. Sensin bizim sığınağımız. Sensin bizim sorunlarımıza cevap veren kaynağımız. Hakan kardeşim de sevdiği yavuklusu da öyle diyeyim ya Rabbim. Sana her şeyi söyleyebiliriz. Birbirlerini seviyorlar ve evlenmelerinin senin isteğin olduğuna inanıyorlar ya Rabbim. Ve bugün biz dua ediyoruz ki sen onun sevdiği kızın babasının kalbinde çalış kutsal ruhunla. Sen dokun. Onların adına bir tek siz değilsiniz Hakan kardeşim. Bana yazan birkaç çift daha var böyle. Nişanlılarından ayrılanlar, ayrıtılanlar, din meselesi yüzünden, başka kiliselere gitme meselesi yüzünden. Bütün onların adına da dua ediyoruz şu anda ya Rabbim. Güzel olan, temiz olan, iyi olan sevginin önüne hiçbir iblis, hiçbir oyun, hiçbir şike, hiçbir yanlışlık, hiçbir duvar geçmesin. Bugün İsa Mesih adına sana ellerimizi açıyoruz ve sana şükrediyoruz dualarımızı duyduğun için. Amin. Amin. Hakan kardeşim, Rabbimiz size güç versin. Birbirinize beklediğiniz, rica ederim, birbiriniz için beklediğiniz müddetçe Rabbim size bilgelik versin, anlayış versin. Amin. Çünkü Amin. Şunu söylemek istiyorum Hakan kardeşim, sorunları yaşıyoruz, problemleri. Onları çöpe atmayalım. Neden yaşadığımızı, bundan ne ders almamız gerektiğini öğrenelim. Boşuna evet. yaşamayalım. Bugün de Rab size ne öğretmek istiyorsa bu yaşadığınızdan. Siz bu dersi onun ağzından, onun mesajından alın. Ve İsa Mesih Amin. Adına birleşin. Amin. Amin. Sevgiler. Esenlikle kalın. Esenlikle kalın. Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Rabbe emanet Hoşça olun. Hoşça kalın. Amin sizde. Sevgili dostlarım, teşekkür ederim önce benimle dua ettiğiniz için. Biliyorum el açanlarınız çok. Bana yazanlarınız çok. Işık abla dua ettim, bu oldu. Programında dua ettim, iyileştim. Programımda hanımım içeride hasta yatıyordu. Dua ettim. Gittiğimde hanımımın ateşi düşmüştü. O kadar büyük, o kadar güzel şeyler yapıyor ki Rab hayatımızda. İman ettiğimiz zaman, inanarak dua ettiğimiz zaman.
Bugün sizin hayatınızda da yapmak istiyor. Bakın, Hakan kardeşim genç, sevdiği kızla. Bugün arıyorlar. Kendilerinde çözümü bulmaya çalışmıyorlar. Kendi güçlerine göre halletmeye çalışmıyorlar. Rabbin gücüyle halletmek istiyorlar. Rabbin sevgisiyle halletmek istiyorlar. Kalp kırarak halletmek istemiyorlar. Bir nikah dairesine gidip bir imza atarak halletmek istemiyorlar. Herkesin bereketini, herkesin esenliğini alarak bir olayı halletmek istiyorlar. Bugün siz de bu iki gencin imanından örnek alın. Bu iki gencin isteğinden örnek alın. Ve inanıyorum ki Rab da onları esenlendirecek. Rab da onların imanla edilen duasını kabul edecek. Bugün size çok sevdiğim bir ayetten bahsetmek istiyorum. Eyüp nasıl karşısına çıkan problemlere, sorunlara cevap vermiş. Bir gün içinde bütün hayatı alt üst olmasına rağmen nasıl Rab'ba yönelmiş, nasıl Rab'ba övgüler sunmuş ve şükretmiş. Diyor ki Eyüp birinci bölümden başlayarak, Uz ülkesinde Eyüp adında bir adam yaşardı. Kusursuz, doğru bir adamdı. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınırdı. 7 oğlu, 3 kızı vardı. 7000 koyuna, 3000 deveye, 500 çift öküze, 500 çift eşeğe ve pek çok köleye sahipti. Doğudaki insanların en zengini oydu. Düşünün, Türkiye'nin en zengin insanı değil mi? Doğudaki, bütün düşünün, İran, Irak, bütün toplayın doğudakileri bir araya ve o ülkelerin en zengin kişisinden bahsediyor burada. O kadar zengin bir kişiymiş, o kadar bereketlenmiş bir kişiymiş. Oğulları sırayla evlerinde şölen verir, birlikte yiyip içmek için 3 kız kardeşlerini de çağırırlardı. Bu şölen dönemi bitince Eyüp onları çağırtıp kutsardı. Sabah erkenden kalkar, çocuklarım günah işlemiş, içlerinden Tanrı'ya sövmüş olabilirler diyerek her biri için yakmaklık sunu sunardı. Eyüp hep böyle yapardı. Düşünün, o kadar dürüst bir adam ki. Sadece zenginliği bakın, zengin olmak güzel bir şey ama dürüst olmak ondan daha güzel bir şey. Bu adam bu iki erdeme de sahip. Hem zengin hem dürüst. Zengin olabilmek dürüstlükle ne kadar zor değil mi? Fakat insan dürüst olduğu zaman Rab onun kalbine göre veriyor. İnsan dürüstlükle hayatındaki problemlere, olaylara cevap verdiği zaman Rab inanılmayacak kapılar açıyor. Belki bugün siz maddi sıkıntılar çekiyorsunuz ve ayartılmak üzeresiniz. Bazı yapmanız gereken şeyler var. Sofranıza ekmek getirebilmek için, çocuklarınızı besleyebilmek için. Fakat Rab bugün size diyor ki, sen dürüstlük yolundan ayrılma. Doğruluk yolundan ayrılma ve bekle. Dur, bak, seyret. Gözünün önünde neler yapacağım. Ne mucizeler yapacağım senin. Sofranı nelerle donatacağım. Evini nelerle donatacağım. Sana neler vereceğim. Yeter ki sen benim yolumda sabırla, dürüstlükle bekle. Hemen atlama yanlış yapmak için, bir şeyler yapmak için, bir şeyler getirmek için. Rab ekmeğimizi alsa canımızı alır. Doğruluk yolundan ayrılma ve bekle, bekle. Gözlerini bana dik, problemine değil. Problemine gözünü diktiğin müddetçe problemi büyütüyorsun. Ama bana gözünü diktiğin müddetçe problemini küçültüyorsun. Ufacık kalıyor. Bana gözlerini dik. Sevgili dostlarım, bir gün ilahi varlıklar Rabbin huzuruna çıkmak için geldiklerinde şeytan da onlarla geldi. Rab şeytana, nereden geliyorsun dedi. Şeytan, dünyada gezip dolaşmaktan diye yanıtladı. Rab, kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü dedi. Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz, doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır. Şeytan, Eyüp Tanrı'dan boşuna mı korkuyor diye yanıtladı. Onu, ev halkını, sahip olduğu her şeyi sen çitle çevirip korumadın mı? Elleriyle yaptığı her şeyi bereketli kıldın. Sürüleri bütün ülkeye yayıldı. Ama elini uzatır da sahip olduğu her şeyi yok edersen, yüzüne karşı sövecektir. Rab şeytana, peki dedi. Sahip olduğu her şeyi senin eline bırakıyorum. Yalnız kendisine dokunma.
Böylece şeytan Rabbin huzurundan ayrıldı. Sevgili dostlarım, burada görüyorsunuz. Rab bakıyor ve diyor ki şeytana, bundan daha dürüst bir adam var mı? Gördün mü ne kadar dürüst diyor. Ne kadar diyor benden korkar diyor. Bazılarımız içimizde Rab korkusunu, Allah korkusunu yitirmiş vaziyetteyiz. Düşünmüyoruz bir yalan söylediğimiz zaman. Onu belki kimse anlamıyor onun yalan olduğunu ama Rab biliyor onun yalan olduğunu. Bir şey çaldığınız zaman belki kimse görmüyor ama Rab biliyor onu çaldığınızı. İçinizden kötülük düşündüğünüz zaman, nefretle başka bir kişinin ölümünü istediğiniz zaman, kötülüğünü istediğiniz zaman kimse görmüyor kalbinizden geçenleri. Rab görüyor. Kibirinizi, insanlar hakkındaki iftiraya yakın uydurma düşüncelerinizi, gerçek olmayan düşüncelerinizi kimse bilmiyor. Ama Rab kafanızdan geçen her şeyi biliyor. Burada da bakıyor dünyaya ve Rab diyor ki, şuraya bak diyor. Bütün bu dünyada diyor, Eyüp gibi bir kulum yok. Şuraya bak, onun dürüstlüğüne bak diyor. Ne kadar güzel bir şey. İstemez misiniz böyle çağrılmak? Ve şeytan diyor ki, boşu boşuna mı diyor dürüst diyor. Dürüstlüğünün diyor bir sebebi var. Çünkü diyor sen etrafına koruyucu çit çevirdin. Bakın dürüst olun, doğru yolda yaşayın. Aldığınız sonuç nedir? Hayatınızın, çocuklarınızın, evinizin etrafına Rabbi çit çevirir. Koruma çiti çevirir. Meleklerini koyar etrafınıza sizi korumak için. Dürüst olmanın bereketini, ekinini alın hayatınızda. Şimdi başka bir izleyicimiz var. Adana'dan İsmail arıyor. İsmail kardeşim. Merhabalar Işık ablacığım, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok memnun oldum tekrar aradığına. Çok seviniyorum, harika gidiyorsunuz. Rabbim amin, harika sağ olun, var olun. Nasıl hayal, her şeyiniz? Bu üzerinize olsun. Sizin de üzerinize olsun, ailenizin, evliliğinizin, planladığınız her şeyin üzerine olsun Rabbin esenliği, amin, bereketi. Amin. Amin, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Aslında bir konu var, sizinle paylaşmak istiyorum. Evet. Markos bölümünde İsa Mesih'e 4 kişi çilteyle bir hasta getirdiler. Ama evet. Çok kalabalık olduğu için hastayı damdan aşağı damı delerek indirdiler. Evet. O bölümden ben güç alarak bugün Rabbe sık sık dua ediyordum. Bizim kilisemizde de maalesef çok kötü hasta olan bir kardeşimiz, bir ablamız var. Evet. Onun böbreklerinin yüzde sadece 15'i çalışıyor. Biz onu sürekli teşvik ediyoruz doktora gitmesi için ve Rab'de gerçekten güç alması için. Biz ona söylüyoruz sürekli, o Yahve Rafa'dır, şifa veren bir tanrıdır. Evet. Ve biz imanla dua ediyoruz senin için. Ve bugün dua isteğim budur. O edelim. 4 kişinin imanı nasıl o hastaya şifaya verdiyse, evet, bizim imanımız da, bizim duamız da, bizim bu sevgili ablamız da, evet, şifa versin diye. Amin. Biliyorsun o bölümde ne diyor? Rab diyor onların imanını gördü diyor, değil mi? Evet. Demek ki iman gözle görülen bir şey. Biz zannediyoruz ki iman gözle görülmüyor. Hatta derler ki parayla imanın kimde olduğunu Allah bilir derler, değil mi? Halbuki öyle değil. Halbuki iman gerçekten görünen bir şey. Çünkü neden? İman bizim davranışlarımızı tesir ediyor. Hareketlerimize nasıl Rab yolunda yürüdüğümüzü gösteriyor imanımız. Buradan yani evet, ağzımızda ne kadar söylersek söyleyelim, benim imanım var, imanım var, imanım var. Onu davranışa dökmediğimiz müddetçe, pratiğe dökmediğimiz müddetçe o imanın bir değeri yok, değil mi? Onun için size katılıyorum. Yakup kitabında dediği gibi, senin imanın benim eylemim, benim eylemim senin imanın olmaz. Bir kişide hem iman olacak hem eylem olacak. Amin. Biz imanla Rabbin önüne getiriyoruz. Eylemle de aynı zamanda getiriyoruz. Yani evet, bunun için dua ediyoruz, bunun için yakarıyoruz, bunun için sizlerden dua istiyoruz. Bu bir eylemdir bence. Aynı evet, zamanda bir imanın başlangıcıdır. Amin. Evet. Çok güzel bir şekilde yani devam etmek gerekiyor. Amin. Yani imanımızı amin, kaybetmememiz gerekiyor ayrıca. Çünkü o da çok doğru. Dedi, siz iman ederseniz benden çok daha büyük işler yapacaksınız. Evet. Evet. Bana olan imanınızla benden çok daha büyük işler yapacaksınız. Nasıl olur, o zaman değil mi? Hiçbir zaman hiçbir konuda imanımızı kaybetmememiz gerekiyor. Evet.
Fakat hayatımıza çıkan problemler, hastalıklar imanımızı sınava tabi tutuyor, denemeye tabi tutuyor değil mi? Kesinlikle. Geçen hafta ben bağlı bulunduğum kilisemde bir vaaz verdim. Evet. İsrail halkından bahsettim. İsrail halkı yaptıkları, önce Tanrı'yı övmüşlerdi ama 3 gün sonra keşke buraya gitseydik, keşke orada kalsaydık, keşke ölseydik falan demeye başladılar. Evet. Ve 11 günlük yolun 3. gününde çöle tekrar girdiler ve 40 yıl çölde sürünüp durdular. Neden? İmanlarını kaybettiler. Evet, o kadar doğru ki yani bu hepimize bir ders olsun. Çünkü en kısa yani birkaç günde gidilebilecek bir yola 40 yılda gidemediler değil mi? Bazılarımız hala imansızlıktan dolayı yanlış yollarda yani benzetme yapmak istemiyorum ama nasıl bir köpek kendi kuyruğunu kovalarsa değil mi? Bazılarımız hakikaten ben kimseye söylemek istemiyorum. Kendi hayatımdan örnek vermek istiyorum. Bir köpek nasıl kuyruğunu kovalarsa ben de öyle yıllarca kovaladım İsa Mesih'e gelmeden önce. Yıllarca aynı yanlışları yaptım. Ve bir süre ama sonra... Sonuçta Rab sizi öyle bir aldı, öyle bir işledi ki şimdi milyonlara konuşuyorsunuz Işık abla. Sağ ol, var ol kardeşim. Doğru. Hepimizin hayatında o geçirdiğimiz yılları, harcadığımız yılları Rab kullanmak istiyor. Komşumuza kullanmak istiyor. Bak şu anda seni kullanıyor milyonlarca insana. Geçen hafta aradığında, tanıklığını yaptığında gördün. Facebook'tan ne kadar kişi bana özel olarak da yazdılar ayrıca. Ne kadar bereket almışlar. Ne kadar şevk almışlar ve yüreklenmişler. Bu kesinlikle benim çok güzel anlatımımdan dolayı değil. Rabbim benim hayatımda inanılmaz derecede çalıştığı için. Yani bu onur, bu yücelik kesinlikle benim değil, Rabbimdir. Ben sadece Tanrı'nın benim hayatımda neler yaptığını anlatmak istedim. Amin. Tanrı, ben ilkokul mezunuyum Işık abla. Ama ilkokul mezunu olan bir insanı Tanrı ne kadar değiştiriyor. Amin. Yani ben iki kişinin karşısında konuşamazdım. Ama şimdi Tanrı beni milyonların önünde konuşuyor. Bu kesinlikle ben olduğumdan dolayı değil. Benim iyiliğimden, benim iyi olduğumdan değil. Tanrı'nın merhameti ve sevgisi uğruna oluyor bu. Ondan aldığımız cesaretle oluyor. Amin. Evet, hakikaten ben de aynı şekilde böyle lisedeyken o kadar yüzüm kızarırdı ki yani o kadar utanırdım ki hatırlıyorum sıramın demirleri vardı soğukta kışın. O demirlere ellerimi koyar soğutur yanaklarıma koyardım. O kadar kızarırdım utanmaktan, kendimi böyle farklı hissetmekten. Yani saklanmak isterdim biliyor musun? Fakat Rab dediğin gibi onun ruhu içimize girdiği zaman bize yeni bir hayat veriyor. Yeni bir ruh, yeni bir kişilik ve güç veriyor bize. Şükürler olsun. İsmail kardeşim, şimdi bu kardeşimiz için dua edelim, böbrek yetmezliği olan için. Fakat ben bu duayı beraber bitirdiğimiz zaman senin bir dua etmeni istiyorum. Çünkü bana yazan utangaçlıkla savaşan, okumadıkları için kendilerine güveni olmayan, o kadar kendine güveni olmayan insanlar var. Konuşamayan gençler var. Anneler babalar bana yazıyorlar, diyorlar ki çocuklarımızın diline tutukluk var diyorlar. Lütfen bunun için dua eder misiniz? Sen böyle bir şey yaşadığın için, ben de yaşadığım için bu böbrek hastalığından sonra bu konuda da dua eder misin? Onu da sana vermek istiyorum. Çok iyi, süper. Çok teşekkür ederim. Şu anda ellerimizi açıyoruz. Bu sevgili değerli kardeşimizin böbrekleri için ya Rabbim. Evet. Dua ediyoruz. Ve başka böbrek hastalığı olan kişiler için de, diyaliz makinelerine bağlı yaşamak zorunda olanlar için de, tanıdıkları olanlar için de, o kadar zor bir şey ki böbrek hastalığıyla yaşamak. Böbrek taşları olanlar için de şu anda dua ediyoruz. İsa Mesih adına, sen ya Rabbim, biz sana geldik. Bak İsmail kardeşimin imanını gör. Bu telefonu açıp bizden, milyonlardan dua isteme gücünü veren imanını gör. Ve aynı Markos'ta gördüğün gibi bu imanı ödüllendir. Bu böbreğinden hasta olan kardeşimizi iyileştirerek. Ve bütün böbrek hastaları için şu anda İsa Mesih adına iyileşin. Amin. İsa Amin. Mesih adına diyaliz makinelerinden Amin. Kurtulun. İsa Mesih adına taşlarınız kurtulsun. Tamamen ortadan yok olsunlar. İsa Mesih Amin. Adına. Amin. 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 Sen de şimdi dua et, tutukluk olanlar için bir şey değil, sevgiyle. Rabbimiz ve kurtarıcımız, kralımız, efendimiz, sana dua ediyoruz Rab, yakarıyoruz.
Gerçekten şimdi aklıma Musa geldi. Peygamber Musa geldi. Senin peygamberin Rab. Rab o da konuşmakta zorlanıyordu. O da konuşma özürlüydü sanki. Ben yapamam, ben edemem, ben gidemem diyordu. Ama sen ona dokundun, sen ona Ya Rab onun ağzına dokundun ve o Ya Rab senin sözlerini halka duyurdu ve Amin. Gerçekten o harika bir şekilde sana itaat etti Ya Rab. Ve Amin. Biz de bugün Ya Rab aynı şekilde dua ediyoruz. Biz de bugün aynı şekilde yakarıyoruz Rab. Konuşamayan Ya Rab, yüreğinde gelen ama ağzından bunu ikrar edemeyen kardeşlerimiz için sana dua ediyorum Ya Rab. Lütfen onların ağızlarını aç Ya Rab. Amin. Lütfen yüreklerindeki sözler dillerinden çıksın, ağızlarından çıksın Ya Rab. Sana övgü dolu sözcükler çıksın Ya Rab. Seni onurlandıran, yücelten sözcükler çıksın Ya Rab. Senin harika işlerini anlatan, senin kurtuluş müjdeni veren harika sözler çıksın onların ağızlarından Ya Rab. Amin. Ya Rab utanma duyguları varsa kır bu duyguları Ya Rab. Evet. Ya Rab korku varsa, cesaretsizlik Amin. Varsa evet, evet. Ya Rab. Aç onların ağızlarını, aç onların Ya Rab dillerini diye sana dua ediyorum Ya Rab. Sen harikasın Ya Rab. Bugün Işık abla için dua ediyorum. Dün konuşamıyordu ama bugün konuşuyor Ya Rab. Biz dün göremiyorduk ama bugün görüyoruz Ya Rab. Çünkü sen bize dokunuyorsun Ya Rab. Sen bize dokunuyorsun. Şükrediyoruz bunun için. İsa Mesih'in yüce ve görkemli adıyla. Amin. 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 Çok teşekkür ediyorum İsmail kardeşim. Ve inanıyorum ekranlarımızın başındaki sevgili dostlarımız çok büyük bereket aldılar bu dualardan. Amin. İnanıyorum Rabbin eli onların ağızlarına dokunuyor. Onların dillerine dokunuyor İsa Mesih adına. Ve ben Amin. Hissediyorum çok büyük bir çözülme olacak. Çok büyük, Kesinlikle. Çok güzel yazılar alacağız yarın. Şükür yazıları, şükür duaları alacağız. İsa Mesih adına. Ben iman ediyorum buna. Ben de iman ediyorum. Kardeşinin de böbrek hastalığı iyileşti. Buna da iman ediyorum. Çok güzel haberler vereceksin bana. Çok teşekkür Amin. Ediyorum. Sabırlıkla bekliyorum ablacığım. Çok teşekkür ediyorum. Rabbimin teşekkür bereketi ediyorum. Üzerine olsun. Ve senin için özellikle maddi bereket için şu anda dua ediyorum. Bütün gökyüzündeki hazine kutusunu Rabbim açsın. O hazine kutusundan sana değerli güzel hediyeni versin kardeşim. İsa Çok Mesih teşekkür adına. Ediyorum Işık abla. Amin. 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 Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Sevgili dostlarım, ne güzel dua etmek, ne kadar güzel. Her zaman dua edin. Her sorununuza karşı dua edin. Hayatta vereceğiniz cevaplar problemlerinizde dua olsun. Arayın, dua isteyin benden de seve seve. İmanla dua edelim. El ele tutuşalım, ruhani olarak dua edelim. Bir fırsat benim için benden dua istemeniz. O kadar seviniyorum ki dua istediğiniz zaman. Şu anda Hakan kardeşim sevgilisi de bereketlerini aldılar. Rab konuşuyor bize. Rab bizim hayatımızda işlevini gösteriyor. Hayatımızda sadece ağızdan kuru kuruya dua etmiyoruz. Biliyoruz ki dualarımız kabul oluyor. Biliyoruz ki dualarımız değerli. Fakat kutsal kitaptaki hikayemize geri döndüğümüz zaman ne oluyor Eyüp'e? Şeytan nasıl Rab'ba söylüyor? Diyor ki her şeyi verdin ona. Bir çit çevirdin, çitle çevirdin etrafını diyor. Onun için diyor bu kadar diyor iyi. Onun için bu kadar kendine güveniyor. Dürüst sana övgüler sunuyor diyor. Rab diyor ki geri kalan bölümünde, birinci bölümün geri kalan kısmına diyor ki tamam diyor o zaman diyor. Bir teste tabi tutalım Eyüp'ün imanını. Tamam diyor bir denemeye koyalım. Her şeyi o çiti kaldırıyorum diyor etrafındaki diyor. Fakat diyor canına dokunma diyor. Ve ne oluyor? Şeytan gidiyor, iblis gidiyor. Eyüp'ün elindeki bütün varlıkları alıyor. O size saydığım şu kadar bin şu, şu kadar bu. Bakın annemin söylediği çok güzel bir söz vardır. Evine, malına, mülküne güvenme bir kıvılcım yeter. Güzelliğine güvenme bir sivilce yeter. Değil mi? Bir anda Rab hayatımızdaki her şeyi değiştirebilir. İyi yönde de değiştirebilir. Kötü yönde de değiştirebilir. Bizim nasıl cevap verdiğimiz, teste, denemeye, sınava nasıl cevap verdiğimiz önemli. Davranış biçimimiz önemli. Yaptığımız işler önemli o sırada. Burada Eyüp'e gidiyor iblis, her şeyini elinden alıyor. Bir anda Eyüp'ün huzuruna bir tane ulak geliyor, haberci geliyor. Diyor ki, şu anda bu oldu, bütün diyor hayvanların öldü diyor. Ondan sonra başka birisi geliyor diyor ki bütün çocuklarını kaybettin, bütün malını mülkünü kaybettin. Her şeyini kaybettin diyorlar Eyüp'e burada. Ve Eyüp ne yapıyor?
Ne yapıyor Eyüp? Düşünebiliyor musunuz? 10 tane çocuğu var, 7 tane oğlu var, 3 tane kızı var. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Fakat bir anda bütün çocuklarını, bütün evlatlarını kaybediyor. Ne yapıyor o sırada Eyüp? Ankara'dan Mirsel kardeşimiz arıyor. Mirsel? Efendim? Mirsel, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Aradığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sizi sormalı. Ben de iyiyim, sesinizi duydum, daha iyi oldum. Ben şey için aradım, bir böbrek hastası dendi de, benim torunum 11 yaşında. Evet. 5 aylıkken ben İstanbul'daydım, sürekli annesi ateşi düşmüyor. Ondan sonra doktora götürdük, ağrı kesici ateş düşürücü verdi. Ağrı kesici ateş, bu dedim çocuğun neyi var dedim. Gittim onu acilen doktora götürdüm. Fakat böbreğinin biri hiç çalışmıyordu ve küçücüktü. Evet. 5 aylıkta ama çalışmıyordu. Hı hı. Ondan sonra acil olarak doktora yatırıp babasının da sigortasının dolmasına 8 günü varmış. Acil yatırdılar, hiç işlem falan yapmadılar. Tahlilleri görünce benim bir başka hastanede tahlillerini yaptırdım Hacettepe'de. Evet. Hemen derhal hastaneye yatırılması lazım dedi. Ondan sonra hastaneye yatırdılar işte 8 gün yatırdıktan sonra babası bir daha yatırmadı. Para çok gidiyor diye. 8 günü doldu çıkarttı. Bu çocuğum öbür de şey. Ondan sonra ona tabi Rab'den yardım istedik. Dua ettim. Ondan sonra İstanbul Presbiteryen Kilisesi'ne Turgal hocalara falan söyledim. Ah. Ne oluyor hocam benim torunum bu durumda. Böbreği çalışmıyor ve küçük. Üret kana karışmış. Artık çocuk böbreğini de kaybedecek. Kendi de kaybolacak. Rab ona şifa verdi. Ah, şükürler olsun. Küçük böbreği büyüdü. Öbüründen hatta birazcık büyük, 2 milim daha büyük oldu. Ve şu anda düzenli şekilde böbreği çalışıyor. Haleluya. O kadar zeki ki ben Rab için, Rab bunu sen bize sağladın. Bunu kendi hizmetin için yetiştir dedim. Evet. Ondan sonra kaç kere Türkiye birincisi oldu, il birincisi oldu, ilçe birincisi oluyor sürekli yani. Ondan sonra geçen gün işte buradaki okulda olsun. Bizim maddi durumumuz hiç yok. Hani çok az bir parayla geçiniyoruz. Babasından da ayrı. Ondan sonra ODTÜ'nün kolejini kazandı. Yarım puanından birinci birinciliği kaybetmiş. Yarım puan daha. ODTÜ'yü kazandı. Düşünün. Birinci olacak. Evet. Fakat Rab bir kapı sağlar dedik. Evet. Ondan sonra ben aslında paralı değil de normal okulda okusun istiyordum ama çocuk hani oraya annesi de şey yaptı. Rab nasıl olsa her şeyi ona verdiği için, böbreği iyileştiği için o kardeşin de sen böbreklerini Rab iyileştireceğine inanıyorum. İman ediyorum ki Rabbin gücü çok büyüktür. Ya. Nice hastaları iyileştiriyor, şifa veriyor. Yani bunu paylaşmak için sizi aradım. Çok teşekkür ederim. Ya bu muhteşem bir şey. Çok büyük yani. Evet, şimdi torununuz ODTÜ'ye girdi mi yoksa bir puan da kaçırdı mı dediniz? Yok. Girdiği sınavdaki o kadar öğrencinin arasında birinciliği yarım puandan kaçırmış. Düşünün. Yani birinci olması için o kadar kişinin arasında yine. Düşünün. Rabbin... Ne kadar güzel planları var değil mi bizim için? Evet, bazen biz bakıyoruz. Kendinin için eğiteceğini, sizler gibi böyle bir şey yerlerde paylaşmasını, Rabb'e hizmet etmesi için sürekli öyle dua ediyorum. Amin. Yaptı, onu ışık yapıyor yani. Okulda hem takdir getiriyor hem onur belgesi getiriyor. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Yani. Siz de bir büyük anne olarak ne kadar gurur duyuyorsunuz ve ne kadar Rabb'a şükrediyorsunuz değil mi? İşte Rab onu eğer babası bile kalmış olsaydı, ben hani gelmeseydim, ilgilenmeseydim, dua etmeseydim, evet. Çocuğa gelip bakmasaydım. Evet. Ondan sonra bu çocuk artık kan üreşiye karışmışmış, kana karışmışmış üre. Küçücük daha 5 aylık çocuk. 5 aylık. Ama Rab ona şifayı verdi. Şu anda ayaklarının üzerinde hem o Türkiye birinciliğini alıyor hem şunu alıyor. Rab onu ışık olarak sizin gibi dua edince o kullanacak. Bir şey yani Tanrı'nın hizmetini yapacak kişi. İsa olsun. Mesih adına. Rab onu kullansın. Amin. Amin. Ve insanlara iman versin ve imanını arttırsın. Rabbin Amin. Sözünü konuşsun insanlara ve anlatsın, hı hı. Hayatında başına geleni ve Rabbin onu nasıl iyileştirdiğinin tanıklığını yapsın. Hı hı. Bütün son nefesine kadar. Hı hı. Rab onu uzun ömürle ve sağlık, hı hı. sıhhatli bir Amin. Uzun ömürle bereketlendirsin. Hı
Çok teşekkür ediyorum Mirsel ablacığım aradığınız için. Rab sizinle olsun. Çok bereketlendirdiniz. Rabbin adıyla beni dinlediğin için sana teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Rab seni daha çok bereketlesin, daha çok insanlara duyursun. Yalnız bu kanal şöyle normal bir kanal olarak herkesin dinlemesini isterim ama çok kişi maalesef dinleyemiyor uydudan yayın olduğu için. Evet, doğru. Çok ama kişiye burada kanalın numarasını veriyorum. Kayıt alın. Babamlarınkine gittin. Onlar ayarlardı. Onlar gidecek. Bunlar gitti o kanallarda öğrenmedi. Hiç televizyon kurcalamasını biliyor mu ama Rabbin izniyle öğrendim. Gittiğim yerlerde onları çaktırmadan kanal bulayım diye çalışıyor. Fakat Rab bizim önümüzü açacak ben inanıyorum. Bütün engelleri kaldıracak. Yani bir tane bu kanal değil yüzlerce kanalın olmasını Rabbim sağ diliyorum. Sağ ol. Ben de diliyorum İsa Mesih adına ve sizin için de dua ediyorum. Siz de sağlıkla, bereketle, esenlikle kalın. Tepeden tırnağa özellikle anneniz. Ben de sizleri özlüyorum. Öpüyorum. Rabbim eliyle el ele tutuşalım. Rabbimizi yüceltelim. Amin. Amin. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sevgili dostlarım ne güzel. Bakın bir kişi arıyor Adana'dan, İsmail kardeşimiz değil mi? Ondan sonra Ankara'dan Mirsel abla arıyor. Aynı derde yakın şeyleri paylaşıp değil mi? İman vermek istiyoruz. Birbirimizi yüreklendirmek istiyoruz. Bir kişinin telefona bile sarılıp dua istiyor olması bile yüreklendirici bir şey. İman gerektiren bir şey. Bugün Rab sizin imanınızı görsün. Ve ne kadar güzel. O böbrek hastası olan 5 aylık güzel kızımız bugün ne kadar büyük başarılar gösteriyor. Bakın şu anınıza bakmayın. Problemlerinizin şu andaki haline sadece bakmayın. Deyin ki bunun yarını var. Allah büyük. İsa Mesih adına yarınım daha güzel olacak. Yarınım daha görkemli olacak inanıyorum. Çünkü neden? Ben bunu hak ettiğim için değil. Rabbim güzel olduğu için, Rabbim büyük olduğu için inanıyorum. Yoksa ben hiçbir şeyim. Ne yaparsam yapayım Rabbin sevgisini hak edemem. Ama o beni yine de seviyor. O sizi yine de seviyor. Ve bizim için en önemli olan şeyi istiyor. Ona dönmemizi. Burada da şeytan nasıl Eyüp'ü kışkırtmak istiyor. Rabb'a sırtını çevirsin diye. Eyüp ne yapıyor? Bakın o kadar muhteşem ki. Onun yaptığı tek şey var. Bunun üzerine Eyüp ayağa kalkıyor. Evlatlarını kaybettikten sonra, malını mülkünü kaybettikten sonra, her şeyini kaybettikten sonra ayağa kalkıyor. Kaftanını yırtıp, saçını sakalını kesti. Yere kapanıp tapındı. Yere kapanıp tapındı. Bütün çocuklarını kaybettikten sonra, bütün malını mülkünü kaybettikten sonra, hayatta Rabbin ona verdiği her şeyi kaybettikten sonra tapındı. Bir söz vardır. İnsana gel demesi kolaydır, evine git demesi zordur değil mi? Niye? Bir insana dünyaları verseniz, bir şey vermeseniz, bir konuda anlaşamazsanız hemen size dirsek çevirirler. Hemen sırtlarını dönerler size. Hemen düşmanları olursunuz değil mi? İnsanlara bankadaki bütün hesabınızı verseniz, belki bankada hiçbir hesabınız da yok. Her şeyinizi verseniz, ayağınızdaki ayakkabıya kadar verseniz, sırtınızdaki hırkaya kadar verseniz. Bir gün bir şey istesinler sizden, onu vermezseniz ne olur? Hemen insanların davranışı değişir size karşı. Genelde bu budur, her zaman değil. Allah razı olsun, barış esenlikle kal İsa adına demezler. İnsanlar size küserler. Fakat burada Eyüp ne yapıyor? Hemen Rab'ba tapınmaya başlıyor. Ne olursa olsun. Rab bizi ona tapınmamız için yarattı. Başka şeylere değil. Evladımıza dahi değil. Biliyorum çok zor. Ama hiçbir şeye tapamayız. Hiçbir şeyi ilah yerine koyamayız. Sadece ve sadece bizi yaradan Yüce Allah'a İsa Mesih ismiyle tapınmamızı istiyorum. Ve burada bu dünya diyor ki sakalını kestikten sonra, tapındıktan sonra bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı. Rabbin adına övgüler olsun. Bütün bu olaylara karşın Eyüp günah işlemedi ve Tanrı'yı suçlamadı. Rabbi suçlamadı Eyüp. Bütün başına gelenlere rağmen Rabb'a övgüler sundu. Bugün hangi problemlerle mücadele ettiğinizi bilmiyorum.
Rab biliyor. Bugün kalbinizden geçenleri ben bilmiyorum. Rab biliyor. Fakat bildiğim bir şey var. Ne kadar problemleriniz büyük olursa olsun, sorunlarınız, hayatınız ne kadar bedbah olursa olsun, bildiğim bir şey var. Eğer Rabb'a tapınırsanız, ona övgüler sunarsanız, ona yine de şükrederseniz, ne olursa olsun, Rabb hayatınızda o kadar büyük mucizeler yaratacak ki, o kadar büyük esenlikler yaratacak ki, Rabb'ı övdüğünüz zaman hayatınızda Rabb o kadar görkemli olacak ki, bütün o sorunlar, bütün o acılar, bütün o üzüntüler küçülecek, küçülecek, küçülecek. Rabb'i övdüğünüz müddetçe iblisin hayatınızdaki etkisi küçülecek. Onu yukarıya çıkardığınız müddetçe, Rabb'i yukarı çıkardığınız müddetçe iblisi ayağınızın altına alacaksınız. Rabb'a tapının, Rabb'a övgüler sunun, şükredin Rabb'a. Bugün şükrediyoruz. Ve bu bölümün, bu kitabın sonunda, Eyüp kitabının sonunda, kutsal kitapta ne diyor biliyor musunuz? Rab diyor, Eyüp'ün kaybettiği her şeyi ona geri verdi diyor. Çocuklarını, malını, mülkünü geri verdi diyor. Onu o kadar bereketlendirdi ki diyor. Kızlarının üstüne diyor, bütün diyor. O bölgede daha güzel kimse yoktu diyor, kız yoktu diyor. Ve hayatını diyor, uzun ömrünü diyor, sağlıkla, neşeyle, esenlikle yaşadı diyor. Niçin? Çünkü Rab'ba övgüler sunduğu için. Niçin? Çünkü küfretmeyip, isyan etmeyip, sorunlarına karşı Rabbin istediği gibi cevap verdiği için. Ben bugün sizin sorunlarınıza karşı sadece dua etmeye sizi çağırmıyorum. Rabb'a övgüler sunmaya çağırıyorum. Onu beraber övelim. Ona diyelim ki Rabbim sana şükürler olsun, sana övgüler olsun. Ne yaşıyorsam yaşayayım, ne problem karşıma çıkıyorsa çıksın. Sana şükrediyorum. Sen büyüksün. Sen kudretlisin. Sen görkemlisin. Sen her şeyin üstündesin. Bütün bu problemlerim, bütün bu sıkıntılarım, bütün bu kederlerim senin güzelliğinin yanında hiçbir şey değil. Senin büyüklüğünün yanında hiçbir şey değil. Sana sığınıyorum. Sana bütün kederlerimi veriyorum. İsa Mesih adına amin. Gerçek Rabbi arayın. Rabbin sevinci içinizi doldursun, haninizi doldursun ve böbrek hastalığı olsun bütün hastalıklarınızdan, bütün dertlerinizden İsa Mesih adına kurtulun, şifa alın. Rab'da esen kalmanızı diliyorum. Unutmayın, o sizi seviyor. O sizi çok seviyor, sonsuz bir sevgiyle seviyor.